Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînu bihi ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâhu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ tecide lehu veliyyen murşidâ. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. İkrâran bi rububiyyetihi ve irgâman limen cehade bihi ve kefâr. Ve eşhedü enne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sayesinde halık ve beşer ve tasarrufu aynı Allah'ın nefsine benim bir haber. Allahümme Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli ve fevvuz emri Allahu basir ve ibad. Allahümme la ilme illa ma allamtana innaka entel alim hakim. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma ve lan hakka hakkan ve rizqna tibaha ve lan batila batila ve rizqna ijtinaba. وجعلنا من يستمعون القول ويتبعون أحسن ودخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz 13. ders, sayılarda müzekkerlik mühendislik konusu. El adedu, sayı konusu, sayı konusunun ilk konusu, yani bu ikinci ciltte El Kavail Arabiye Müyesseret eserin ilk cildindeki sayılarla ilgili ilk konu. Temizle ilgili ikinci konu. Sayı konusu temiz konusunun içerisinde olan bir konu. Çünkü sayılan eşittir temiz oluyor. Buradaki konumuz da zaten adet mağdut dediğimiz sayılan konusu. Evet. Gelelim bunun hülasasını işleyelim. Hatta şunu işleyebiliriz. Bak burada da hülasa var. Ve herkese nâhidu tülâhidu bu şekilde fark edersin ki de diyor. El adedeyni vâhidu ve isnân yutâbiqan ma'dûde tezkîran ve te'îsen. Bir ve iki sayıları sayılana sıfat olması itibariyle uyar. Yani sayılana sıfat olduğundan dolayı müzekkerlik, mühenneslik dahil olmak üzere sadece müzekkerlik, mühenneslik de değil. Mühenneslik dahil olmak üzere evet. Sonra gelelim. El-a'dat. Mine's-selâse ile'l-aşere. Te'ti aksel-ma'dud. Üçten ona kadar olan sayılar, sayıların yani temyizin müzekkerlik mühennesi açısından tersi gelir. Yani birisi müzekkerse o mühennes, birisi mühennesse o müzekker geliyor. Yani mağduda göre, sayılana göre, temyize göre işimizi yapıyoruz. Eğer sayılan müzekkerse sayı müennes geliyor. Sayılan müennesse sayı müzekker geliyor. El adeni adedeyni ahade aşara ve esne aşara yutabikan mağdude. 11 ve 12 sayıları sayılana müzekkerlik müennes açısından uyar. El a'dadul mürekkebe. 3'ten 13'ten 19'a kadar olan mürekkep sayılar ise mürekkep sayı demek 11-19 arasındaki bütün sayılara mürekkep sayı diyoruz. Ama 1-2 uyuyor, 3-9 arası tersi geliyor. يَأْتِلْ جُزْءُ الْاَوَّلُ مِنْهَا عَقْسَ الْمَعْدُودِ وَيَأْتِ الثَّانِي يُتَابِقُهُ. Yani birinci kısım sayılana uyarken, yani birinci kısım dediği onlar basamağı sayılana temize uyarken, birler basamağı sayılanın temizin müzekkerlik mühennesi açısından tersi geliyor. Ukul sayılar el-adet 20 30 40 50 60 70 80 90 sayıları, bunlar ukul sayılar oluyor. Ve miyetu ve elf, 100 ve 1000 sayıları ve muda'afatuhuma. Ve bu iki sayının
Ve bu iki sayının iki sayı ne? 100 ile 1000. Katları te'ti gelir. Nasıl fi suretin vahidetin, tek bir surette gelir, tek bir şekilde gelir. Ma'al müzekkeri vel müennes. Yani sayılan ister müzekker olsun, ister müennes olsun, bunlar da müzekkerlik, müenneslik ayrımı olmuyor bu sayılarda. Tek bir şekilde geliyor. Tedibatı yapalım. Aynil adede vel ma'dude fî mâ ye'ti. Aşağıdaki cümlelerde bulunan sayı ve sayılanları gösteriniz. Kâle Teâlâ. Allah-u Teala buyurdu ki, Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî khalakum min nefsin vâhidettin. Sizi tek bir candan yaratan ve khalaka minhâ zavcehâ. Ayetin devamı da var tabi. Ve ondan da kendisine mutlu olsun, hatta teskûne ileyhâ. Kendisine mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan odur diyor. Ayetin devamı. Tek bir can. Nefsin vahidetin. Nefis kelimesi müennes olduğu için bakın dört açıdan uymuş. Nekra, nekra. Müennes, müennes. Mecrur, mecrur. Sonra müfret yani tekil, tekil. Bakın dört açıdan uymuş. Kâle Teâlâ. Bismillahirrahmanirrahim. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمَّالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبِلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمَّالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah yolunda mallarını infak edenlerin durumu, meseli, örneği ne gibidir? Ke mesele habbetin, bir tane gibidir. Darı tanesi, buğday tanesi, arpa tanesi gibidir. Herhangi bir tane. Nasıl bir tane gibidir? Embetet, bitiren. Ne bitiren? Seb'a sene bile. Yani 7 sümbül, 7 başak bitiren. Fi kull, nasıl 7 başak? Fi kulli sümbületin miyetu habbetin. Her bir başağında 100 tane olan 7 başak bitiren bir tane gibidir. Evet. Şimdi burada ne var? Miyetu habbetin. 100 sayısı nasıl geliyor? Müfret mecrur olarak geliyor. Hatta ben şunları şurada söylemedim. Bunlar bakın özet gibi bir şey.
aleyküm. Ne demişiz? Yüz bin mi katları, yüz bin mi katları önce sayı sonra sayılan olmak üzere sayılanla isim tanımlaması şeklinde gelir. Sayılanın sayılan muzafını olduğu için vecih olarak gelir ve müfrettir. Cümle içerisindeki irabı sayı yüklenir demişim. Nasıl geldiğini açıklamak için böyle bir şey yaptım yani. Evet. Mi'etu habbetin. Bakın ne dedik? Sayılan muzafine olduğu için mecrur olarak gelir ve müfrettir. Sayılan müfret gelmiş. Ve muzafine. Habbetin. Muzaf, muzafine. Biraz yorum yapalım kenarlarına. Sayı eşittir temyiz nasıl gelmiş? Müfret burada mecbur gelmiş. Mi'etu habbeti. Burada sayı nedir burada peki? Burada sıfat olarak gelmiş. Burada sıfat anlaması var. Burada temiz var. Yani 1 ve 2'de sıfat anlaması var. 2'den 3'ten ta sonra sonsuza kadar hepsi sayılana biz temyiz diyoruz. Evet, devam edelim. Vaktara Musa. Musa seçti. Neyi seçti? Kavmehu. Kavmini seçti. Seb'ine racülen limikatine. Musa tayin ettiğimiz vakit ve yerde bulunmak üzere kavminden 70 adam seçti. Yani burada bir bedel bağından kül var. Yani kavminden 70 kişi, yani kavmini seçmiyor. Ya, kavminden 70 kişiyi seçmiş oluyor. Yani, konumuz ne? Sayı. Seb'in sayı, racülen, sayılan, sayıdan gelen, burada bakın ne gelmiş? Sayıdan sonra gelen. Müfret. Mansup gelmiş. Burada sayı. Sayını burada nasıl gelmiş? Müfret mansup gelmiş. Yani 11.99'dan sonra gelen sayıların temizi yani sayılanı. Pardon ya, ne sayısı? Sayılan diyeceğiz. Yanlış yapmışım. Evet.
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا Nuh'u gönderdik diyor. اِلَى قَوْمِهِ Kavmine gönderdik. فَلَبِثَ ف۪يهِمْ Onların içerisinde kaldı. Kaç sene kaldı? اَلْفَ سَنَةٍ 1000 sene kaldı. اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا 1000 seneden 50 sene eksik kaldı. Burada elfe senedin sayılan eşittir. Temiz. Ve müfret mecrur gelmiş. Gördüğünüz gibi burada demiştik. Cümle içerisindeki irabı sayı yükseleniyor. Elfe senedin. Yani mefulün fih olan elf kelimesi oluyor. İlla hamsine amen. Peki hamsine amen nasıl gelmiş sayılan? Müfret mansup gelmiş yine. Devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث أيام إلا رمزا. Zekeriya Aleyhisselam'a Allahu Teala'nın söylediği söz iki farklı yerde anlatılıyor. Tabi burada belagî bir incelik var. Bir yerde leyl diyor, leyalin diyor, bir yerde eyyamin diyor. Üçü de ikisi de gün olarak anlamına geliyor ama yani birisinde gün, birisinde gece. Ama aynı kapıya çıkıyor. Sana işaret tam 3 gün insanlarla konuşmamandır. Senin için alamet insanlarla 3 gün ancak işaretle konuşabilmendir. Affedersiniz. Evet. Selâse leyyâlin. Burada nasıl gelmiş? 3'ten 9'a kadar sayılar. Ya da selâse eyyâmin. 3'ten 9'a kadar sayılar nasıl geliyordu? Şöyle bir ok çıkaralım. Tam buraya da çıkaralım. Aynı oktan. Sayı eşittir. Yani temiz sayılan. Nasıl gelmiş? Cemi artı mecrur. Cem mecrur olarak gelmiş. İzafetten dolayı. İzafetle mecrur gelmiş. Cem mecrur ve izafetle mecrur bir şekilde gelmiş. Evet. Hem leyalin kelimesi hem eyyamin kelimesi ikisi birden sayılan yani nasıl gelmiş? Hem çoğul gelmiş hem de izafetten dolayı mecrur olarak gelmiş. Gördüğünüz gibi bu kelimelerin tekinde bakıyoruz. Leyl kelimesi müzekker mi müennes mi? Demek ki müennes kabul edilmiş. Buradaki le selase denmiş. Leyletün kelimesi müennes olduğu için
Leyletün kelimesi müennes olduğu için thalâse müzekker gelmiş. Yevm kelimesi müzekker olduğu için thalâse kelimesi, yani üç kelimesi sayı bunun tersi olarak geliyor. Önemli olan kelimemiz sayılan, yani temiz. Ona bakıyoruz. Eğer bu kelime müzekkerse burası müennes, burası müennes, burası müzekker. Bu nerede? 3'ten 9'a kadar, 3'ten 10'a kadar böyle. Hatta 13'ten 19'a kadar, 23'ten 29'a kadar, 33'ten 30'a, 39'a kadar. Bir yerde yanlıştım bunu ama. Evet, nerede tam hatırlamıyordum. Neyse. Devam edelim. يعمل بالمستشفى 15 طبيبا و13 طبيبة. Hastanede 15 erkek, 13 bayan doktor çalışıyor. Ya'melu çalışıyor. Nerede çalışıyor? Bil müsteşfe. Kim çalışıyor? 15. Burada bu nedir? Bu fail. Çalışan kim? Hamset aşağıya çalışıyor. Tabii ben bunun nesi oldu arkadaşlar? Temiz oldu. Sayılan ne demiştik? Temiz demiştik. Nasıl gelmiş? Müfret mansup gelmiş. Çünkü 11-99 arası müfret mansup gelir. Sayılan nasıl gelmiş? Müfret mansup olarak gelmiş. Ve selâfete aşara, bu artık matuf oluyor. Neyse, bunlar karıştırmayalım fazla. Tabibeten buna uymuş yani. Bu hamsete aşaraya atıfla hem fail grubunun içine girmiş oldu yani atıftan dolayı. Tabibeten de aynı şekilde hem sayılan hem de müfret mansup bir kelime. Evet. Kale şair. Şair demiştir ki seimtu, bıktım. Kim bıktım? Tu fail. Neden bıktım? Tekalifel hayati. Hayatın zorluklarından, mükellefiyetlerinden, sorumluluklarından, sıkıntılarından bıktım. Men yaiş semanine havlen. Kim 70 yıl yaşarsa yes'em, bıkar. Kim men yaiş semanine havlen yes'em. Kim 80 yıl pardon yaşarsa ne yapar? Sıkılır, bıkar. Şimdi la ebareke, bu babası olmayasıca gibi anlam var. Ne demek bu? Kötü bir şey mi? İyi bir şey mi? Bu genelde arkadaşlar iyi bir şey. La ebeleke yekunu lil medhi. Medih yani övmek için yapılır diyor. Bi enne yuradu nefye nazîril memduhi bi nefye ebihi. Yani övülen kimsenin benzerini babasının olmamasıyla benzetiyor. Yani babası olmayan bir kimse nasıldır? Kendisine güvenen, bir destekçisi olmadan yaşayabilen, kendi ayakları üzerinde durabilen anlamına geliyor. Yani bu övmek içinmiş bu Arapların kullanımı. Bir de kötü anlamı da var. Lizzemmi.
bi enne yuradu ennehu mechulun nesep, yani nesepsiz, nesebi bilmeyen kişi anlamına da gelebilir. Ama burada şiirde iyi anlamda kullanılıyormuş. Öyle diyorlar. Yani nesepsiz herif anlamında değil de, burada nesepsizlikle alakası yok yani. Babası olmayasıca, yani bunu başka türlü nasıl çevrilir? Daha güzel çeviri olan olursa, yaparız, bildirirse sevinirim yani. Evet. İmle-i feraga bi vat'i ma'dudil münasibi mimme beynel kavseyni kema fil misal. İşterake fir rihleti 26 talibeten. İşte raket de yenebilirdi bu. Bazen böyle olur, bazen böyle olur. Sıkıntı yok yani. Geziye katıldı. Kim katıldı? 26 talibeten. Geziye 26 öğrenci katıldı. Evet. Burada talibeten nedir? Sayılan oluyor ve müfret mansup olarak gelmiş. Evet. Burada bizim şeyi bulmamız istiyor. Boşluğa hangisi olacağını. Necahat başarılı oldu. Nerede? Fi müsabakatil Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim yarışmasında başarılı oldu. Kim başarılı oldu? Hamsu. Beş başarılı oldu. Burada hamsu, burada fail oluyor bu kelime. Peki beş ne? Beş kim? Tilmizatin mi? Telamiz mi? Tilmizat dersek müzekker olur. Telamiz dersek tilmizat müennes. Telamiz müzekker. Çoğul yani. Hangisini getireceğiz? Tabii Necahat'tan biliyoruz bunu. Bu müzekkerse bunun müennesi gelmesi lazım. Önemli olan bu. Yani bunu seçiyoruz. Zaten burası da uyumlu olarak gelmiş. Bazen dediğim gibi mesela bazen burası müzekker olarak da gelebiliyor. Bazen müennes olarak da gelebiliyor. Yani hamseye uyarak müzekker, tilmizate uyarak müennes geldiği oluyor. Yani kafanız karışmasın. Ama 5, hatta buraya ben kız öğrenci diyeyim mi? Şimdi burada da talibetün de kız öğrenci, Tilmizet de kız öğrenci. Bu üniversite öğrencisi için söyleniyormuş. Bu, yani talibe kelimesi üniversite öğrencisi için. Tilmize kelimeleri belki ilkokul, ortaokul, lise öğrenciler için kullanılıyormuş. Böyle bir fark varmış yani. Neyse. Vasale ulaştı. Kim ulaştı? Seb'atu. Beş, yedi uğraştı. Yedi ulaştı. Yedi ne peki ulaşan? Yedi, ulaşan yedi ne? Muvazzafin mi, muvazzafet mi? Sebatü müzekker, müennes gelmiş, o zaman müzekker gelecek. Muvazzafin. Burada bakın ne oldu? Evet. Sayılar nasıl geldi? Tabii işin kolayına kaçalım biraz. Çünkü niye cemi ve izafetle mecrü geldi? 3'ten 10'a kadar sayılar sayılanı
Nasıl geliyor? Çoğul ve izafetten dolayı mecrur olarak geliyor. Evet. Ya'mel fi hâzel masna'i, çalışıyor. Kim nerede çalışıyor? Bu fabrikada çalışıyor. Kim çalışıyor? Selâsün ve selâsüne çalışıyormuş. Selâsün ve selâsüne ifadesi komple nedir? Faildir. Peki 33 ne çalışıyor? 33 mühendis mi çalışıyor? 33 kim yani çalışan? Amilen. Yani oradaki kapalılığı gideren bir kelime getiriyoruz. Sayılan getiriyoruz. Yani buradaki temizimizin cinsi ne oluyor? Sayılan oluyor. Sayı konusunda temiz sayılan oluyor. Evet. Yecrusu fil muhteberi, laboratuvarda oturuyor. Kim oturuyor? Tis'atu oturuyormuş. 9 oturuyor. 9 ne oturuyor? Bu da fail. Tis'atu kelimesi de fail. 9 kim oturuyor? 9 hocam oturuyor. 9 öğrencim oturuyor. 9 görevlim oturuyor. 9 işçim oturuyor. Kim oturuyor? Bakın müennes olduğu için, bakın burası da müzekker olduğu için, burasında müzekker gelmesi lazım. Tullabin nasıl gelmiş? Sayılan yani temiz nasıl gelmiş? Evet. Cemi ve izafetle mecrur gelmiş diyoruz. Devam edelim. Yedrus'u okuyor. Eğitim görüyor. Okuyordan kasıt kitap okuyor değil yani. Yedrus'u eğitim görüyor. Kim eğitim görüyor? Tis atum ve tis aşruna. 29 eğitim görüyor. 29 kim eğitim görüyor? Bakın kapalılık var, kapalılık var burada. Temiz konusunda. Bakın, bu da bir fail oluyor. Üşenmeden yazalım burayı. Evet. Fail. 29 kim eğitim görüyor? Bakın vavlı sayılar. Aralarında vav atıf harf olan sayılar. Yani matuf sayılar. Yani 21 ile 99 arasındaki sayılarda 3 ile 9 arası nasıl geliyordu? Tahterevalli gibi. Müzekker, müennes, müennes, müzekker. Müzekker, müennes, müennes, müzekker. Bakın 21-99 arası diyor. Ne diyor? El adil ma'tuf ma'tuf aleyhi. Ma'tuf sayılar denilmiş. Evet. Ve 3 ile 9 arasındaki sayılar sayılan müzekkerse sayı müennes gelir. Sayılan müennesse sayı müzekker gelmek zorunda. Peki burada sayı nasıl gelmiş? Müennes gelmiş. O zaman sayı müzekker olması lazım. Evet. Bu sayımız da nasıl gelmiş arkadaşlar? Temyiz, müfret, mansup olarak gelmiş. Evet. Devam edelim.
Vasala fi ile menzile menziline. Evimize geldik. Kim geldi? Hamsu geldi. Beş geldi. Beş ne? Beş kim daha doğrusu? Ne demeyelim mi? Kim? Beş öğrenci mi? Beş kadın mı? Beş erkek mi? Burada hamsu müennes olduğu, müzekker olduğu için gelenlerin müennes olduğunu anlıyoruz. Hamsu seyyidatin. Vasalat dese de olurdu. Vasala demiş. Aslında vasala belki vasalat daha doğru olurdu ama vasala şeklinde kullanılabiliyor. Çünkü fail müzekker olduğu için şimdi yani seyyidat kelimesi müennes. Fail olan sayı müzekker geldi. Fail müzekker olduğuna göre bu da müzekker geldi. Bazen müennes geliyor. Müennes gelmesinin sebebi de seyyidat kelimesi müennes olduğu için vasalat da diyebilirdik. Evet, burada bir iki türlü olabiliyor yani bu istisnai bir durum. Her yerde olmaz bu. Evet, seyyidatin kelimesi aynı şekilde. Nasıl gelmiş sayılan? Üçten ona kadar sayılar nasıl geliyordu? Evet, yine aynen onun gibi. Cemi ve izafetle mecrur geliyordu. Evet, vasaltu geldim. Kim geldim? Ben. Nereye geldim? İler Riyad'a geldim. Ne zaman? Önce. Mündü önce geldim. Kaç gün önce? Seb'ate aşara. Bak burada seb'ate aşara muzafın leyh oluyor. Münzü kelimesi. Mudaf ileyh oluyor. Mahalle mecbur yani. 13 şey 11-19 arası fethi üzerine memni oluyor sayılar bildiğiniz gibi. Şimdi arkadaşlar leyl mi yevm mi? Gün mü? Gece mi? Hangisini söyleyeceğiz? Şimdi sebate kelimesine bakıyoruz. Sebate kelimesi müzekker mi müennes mi? 13-19 arası yani 3 ile 9'un olduğu bütün kelimeler birler basamağı olduğu zaman veyahut da müfret tek bir kelime olarak geldiği zaman sayılanın tersi olarak geliyordu. O zaman yevm olacak. Yevmen. Ve nasıl gelecek? Evet. Var mı zaten? Pardon. Hazır var. Evet. Ketebtu yazdım. Kim yazdım? Ben yazdım. Tu fail. El yevme. Ne zaman yazdım? Bugün yazdım. Mefulün fi. Zaman bildirimi. Ne yazdım? Selase. Üç yazdım. Ben üç ne yazdım? Kitap mı yazdım? Sayfa mı yazdım? Satır mı yazdım? Burada mefhul bih olmuş. Selase kelimesi. Bu da bunun nesi oluyor? Şimdi selase müzekker mi müennes mi? Müzekker. O zaman sayı müennes ki bu müzekker gelmiş. Önemli olan kelimemiz sayı. Sayılan pardon. Sayılan nedir? Sayılana göre sayı değişiyor yani müzekkerin müennesi belli oluyor. O zaman müfredi yani tekili müennes olan bir kelime alacağız. Bunun tekili sahifetün. Bunun tekili satru. O zaman
Sahifetün müennes olduğuna göre bu da müzekker gelmiş. Evet. Bu kelime de aynı şekilde. Cemi gelmiş, izafetle mecrur gelmiş. Devam edelim. اِمَّا الْفَرَاءَ بِوَضْعِ الْمَعْدُودِ الْمُنَاسِبِ فِي مَا يَأْتِي كَمَا فِي الْمِثَالِ. Ra'aytu gördüm. Kim gördüm? Ben gördüm. Tu fail. Nerede gördüm? İndel Kabe'ti. Kabe'nin yanında gördüm. Mefulün fi. İndel mefulün fi. Kimi gördüm? Sebate aşara. 17 gördüm. Ben 17 ne gördüm? 17 görevli mi gördüm? 17 insan mı gördüm? 17 kişi mi gördüm? Sebat-ı aşara burada mef'ul bih oluyor. Müslüman ne oluyor peki? Bir 99 arasındaki sayıların sayılanın temizi nesil olarak geliyormuş? Müfret mansub olarak geliyor. Evet. Bunları kendi kafamızdan dolduracağız yani. Uygun bir temiz getir demiş sadece. Hamelet taşıdı. Taşıyan kim? Et-tairatu. Fail. Ne taşıdı? Mi'ete. Yüz taşıdı. Yüz ne? Siz uygun bir şey İler Dımaşk, Şam'a 100 yolcu taşıdı. Da mefhulün bir oldu. Rakibin kelimesi ne peki? Tabii ki temiz oluyor. Sayılan. Evet. Devam edelim. Pardon. Müfret olacak. Cemi değil. İlk defa örneğin çıktı. Geçti. Çünkü niye müfret geldi? Niye tekil geldi? Çünkü yüz, bin ve katlarında müfret mecrur olarak geliyor. Müfret tekil olarak geliyor sayıda. Evet. KFE ödüllendirdi, mükafatlandırdı. Kim? El müdiru, müdür, fail. Kimi mükafatlandırdı? Erba'a, dördü mükafatlandırdı. Dört derken dört kimi?
4 görevliyi mükafatlandı. Şimdi burası müzekker geldiği için müennes bir kelime seçeceğiz. Müdür öğrenci, 4 öğrenciyi ödüllendirmiş olabilirdi. 4 mühendisi ödüllendirmiş olabilirdi. Bayan olması lazım tabii. Evet. Mesela talibat da diyebilirdik. Yani okul müdürü de olabilirdi. Tilmidat da olabilirdi. Yani siz neyse. Peki bu nasıl gelmiş? Müfret ile cem olacak. Evet, şunu seçebiliriz. 3'ten 9 alan arası sayılar böyleydi. İntadartu bekledim. Kim bekledim? Ben bekledim. Tu fail. Kim bekledim? Sadıkı'yı. Arkadaşım bekledim. Mefonim bi. Ne kadar müddet bekledim? Mefhulün fih geldi bakın. Selâfe sa'atin. 3 saat ve kamse aşrate dakikaten. 3 saat 15 dakika bekledim. Selâfe burada mefhulün fih oldu. Sa'atin. Evet. Sayılan oldu ve izafetten dolayı mecbur oldu. Ama dakikaten ne oldu peki arkadaşlar? Sayılan oldu. Müfret mansup oldu. Evet. Necaha başarılı oldu. Kim başarılı oldu? Peki biz bunları niye seçtik? Selas müzekker olmuş. Buraya müennes bir sayı getirmemiz lazım. Hamse müzekker olmuş. Buraya müennes bir getirmemiz lazım. Yani buradaki müennes getirme durumumuzda buradaki müennes getirme durumumuz farklı. Burada 3'ten 9'a kadar cemi ve izafetten dolayı mecbur getirmemiz lazımdı. Burada da 11-99 arasındaki sayılarını nasıl geliyordu? Müfret mansup olarak geliyor. Yazalım. 11-99 arası sayılanı sayılanı yani temizi müfret mansup gelir. Evet, devam edelim.
sayıla müfret mansup diyorsak bir sebebi var. Yani 11-99 arası olduğu içindir. Sonra nerede kaldık? Hamse aşirete dedik. 11 ile 19 arasında birler basamağıyla, onlar basamağıyla uyum vardı. Birler basamağıyla terslik vardı. Pardon, yanlış söyledim. 11-19 değil de 13-19. 11-12'de uyum vardı tamamen. Burada 11-12'de sayı ve sayana uyuyordu. 13-19 arasında birler basamağı sayılana uyarken, onlar basamağı sayılana uyarken, birler basamağı sayılanın temizliğin müzekkerlik mühendislik açısından tersi geliyordu. Bu şeyi niye almamışız biz? İki sayısı. Aldığım kısım arkadaşlar, Kavaydı Arabiye Müyesser Hazretleri'nin kaçıncı konu? Üçüncü cildinden aldığım bir şey. Bakın 8. dersmiş. Konuyla bağlantılı olduğu için burayı aldım. Bu nedir demeyin. Önemli çünkü. Bunlara çalışmanız lazım. Zaten bu gördüğünüz parçayı bu şekilde PDF olarak da vereceğim inşallah. Evet, devam edelim. Necaha fil imtihani 43 tilmizen. Sınavda 43 öğrenci başarılı oldu. Şimdi bu selasın olduğuna göre burası müzekker getireceğiz. İşteraytu emsi erbaate kütübin. Dün 4 kitap satın aldım. Ben başka ne yaptım? Selase kerra seatin ve 3 kitap satın aldım. Tilmizen kelimesi müfret mansup geldi. Kütüp kelimesi tabi.
Tekarir kelimesi hatta. Kerrasiyet kelimesi nasıl geldi? Evet. Ketebtül yevme hamse tekarir. Bugün 5 rapor yazdım demişiz. Başka bir şey de yazmış olabilirdik. İştereke fil mü'temeri seb'ate aşara üsteden. Konferansa 17 hoca katıldı. Üsteden, taliben de diyebilirdiniz. Öğrenci de. Burası müzekker. O, müennes olduğu için burası müennes. Müzekker gelmek zorunda. Yani seba kelimesine bakıyoruz. Aşaraya uyacak, sebatenin zıttı gelecek yani. Aşara her zaman sayılana uyar arkadaşlar, bunu bilin. Aşara her zaman sayılana uyar. 11'den 99'a kadar, 11'den pardon yanlış söyledim, 11'den 19'a kadar, hatta 10'dan 19'a kadar 10 sayısı birler basamağı sayılana müzekkerlik mühendislik açısından uyuyor. Ama birler basamağı değişiyor. 1, 2 uyuyor. 3, 9 uymuyor. Evet, üstelenen kelimesi de müfret mansup gelmiş. Ma'il en semaniyetu aklamin. Yanımda 8 kalem var demişiz. Bu da arkadaşlar sayılan olmuş. İzafetle mecbur. Bunlar oku demiş. Sadece okuyup geçtim arkadaşlar. Tabii doğru okumak lazım. Türkçesi zaten yanında yazıyor. Li erba'tu ebnain ve hamsu benatin. Erba'atu ebnain hamsu benatin. Müzekker olduğu için müennes okuyacaksınız. Bu müennes olduğu için hamseyi müzekker okuyacaksınız. Li erba'atu ebnain ve hamsu benatin. Fi hâzel hafli aşratu evladin ve aşru seyyidatin. Fi hâzel hafli aşratu evladin ve aşru seyyidatin. Li hamsetu ihvetin ve seb'u ehavatin. Li, pardon, sittetu ihvetin ve seb'u ehavatin. Yeştemilu hâzel kitâbu alâ 22 dersen. Alâ 22 dersen. Yazsaymadık bilmiyorum yani. Zaten duyuyorsunuz. Alâ 22 dersen.
Ve 300 sahifetin. 300, gerçi şunu bilmeyebilirsiniz. 300 şu şekilde yazılıyor. Bütün yazılıyor yani. 300 sahifet sahfetin. Safhatin. 300 safhatin. Ve salatul fecr rak'atani. Sabah namazı 2 rekat. Ve salatul zuhri erba'u rak'atin. Ve salatul mağribi 3 rak'atin. Yani farzından bahsediyor. Salatul fecr rak'atan, salatul duhri 4 rak'atan, rak'atin ve salatul mağribi 3 rak'atin demiş. Ya'malu fil müsteşfe 20 mumarrizatan ve 20 tabiben. 20. ستقلع الطائرة بعد 3 ساعات و 17 دقيقة. 17 دقيقة. وصلت إلى الجامعة. Pardon. وصلت إلى الجامعة 12 hafileten. Hafileten. Ve ahad ve bidahili kulli hafiletin 11 taliben. Evet. Hamsu. Aşru sittetu, hadi yazayım, seb'u ithneyni ve işrine ve 300 erba'u selasu aşruna عشرون ثلاث سبعة عشرة اثنى عشرة نيس اثنى عشرة احد عشرة وشكل يقش والله يبسنا. أعد الفقرة التالية مستبدلا الحروف بالأرقام. ندم يستيو. Aşağıdaki parçayı rakamları harflerle
yazarak harflerle tekrar yazarız. Heceme 35 cündiyen arabiyen. Heceme hücum etti. Saldırdı. Kim? 35. Yani burada bu fail oluyor arkadaşlar. Cündiyen arabiyen. Arap asker. Cündiyen arabiyen dediğimize göre sayılan bu da. Tabi cündiyen kelimesi sadece. Arabiyen onun sıfatı oluyor. Ala mevki'in lil yahud. Yahudilere ait bir mevkiye, bir mevziye, bir yere. Tercümesi hazır zaten arkadaşlar. Saldırdı. Kim saldırdı? 35 Arap askeri saldırdı. Nereye saldırdı? Ale mevkiyenil Yahud. Yahudilere ait bir mevziye. Mevzi desek daha iyi olur. Bir mevziye saldırdı. Nasıl bir mevziye saldırdı? Bir dahilihi içerisinde bulunan. Bakın bu gördüğünüz isim cümlesi komple. Şu gördüğünüz şey isim cümlesi. Şu mevkiye kelimesinin şöyle gitsin madem. Evet. Gördüğünüz mevkiye kelimesinin komple isim cümlesi sıfat oldu. Evet. Bir mevziye hücum etti. Nasıl bir mevziye hücum etti? İçerisinde 6 İsrailli asker ve 7 subayın bulunduğu Yahudilere ait bir mevziye. Bidâhilihi sittetun ve erbaûne cündiyen İsrailiyen. Sittetun ve erbaûne şu gördünüz nedir? Muahhar yani sona bırakılmış müpteda oldu. İsim cümlesi ya. Çok büyük oldu. Onu yine küçülteyim. Bir dahili de ne oluyor? Mukaddem öne getirilmiş, öne çekilmiş haber. Ve seb'atu dubbatin ve 7 subay
İçerisinde 46, 6 değil ya, pardon. Niye 6 yanlış? 46 İsrail asker ve 7 subayın bulunduğu Yahudilere ait bir mevziye saldırı düzenledi. Evet. Federat döndü, cereyan etti, deveran etti. Ne deveran etti? Beynel cündiye cehenni beyni. İki taraf arasında deveran etti. Ne deveran etti? Me'areketun kasiyetun. Şiddetli çatışmalar, çarpışmalar deveran etti. Gerçekleşti, yaşandı. West istemarrat thalase saatin ve 14 dakikaten. Hatta şöyle diyebiliriz. Sürdü demeyelim de bunun sıfatı olacaktı aslında. Niye ben arasında? Bakın ne dedi, neydi o? Bakın sürdü. Bakın bu istemarrat 3 saatin ve 14 dakikaten. 3 saat 13 dakika sürdü değil mi bu cümlenin olmadı? Bakın dikkat etmemişim. Üç saat 14 dakika sürdü demeyeceğiz. Bakın sıfat olduğu için. 3 saat 10 dakika 14 dakika süren şiddetli çatışmalar yaşandı. Şiddetli savaş, şiddetli bir savaş diyelim. Savaş yaşandı. Yapıldı. فَقُتِلَ مِنَ الْجَانِبِ الْاِسْرَائِلِي İsrail tarafından öldürüldü. Kim öldürüldü? اِثْنَانِ وَاِشْرُونَ جُنْدِيَّنْ Öldürüldü. Öldürülenler kim? Yirmi iki ne öldürüldü? Bakın burada normalde bu 22. Hatta şunun altını çizeyim. Bu 22. Naif fail. Yani söz özne. Bu neymiş? Naif fail. 22. Peki 22 ne öldürüldü? 22 kim öldürüldü? Cündiyen. Evet. Bu da ne oldu? Bunun buradaki kapalılığı gideren bir kelime oldu. Müfret mansum olarak geldi. Evet, temiz oldu, müfret mansum oldu. Ve selâse dubbâtin. Ve selâsete dubbâtin. Orada erbaate yazıyor. Ben selâse demişim. Neyse düzelteyim. Erbaate. Ve erbaatu. Erba'atu. Naib fail o da. Atıf gelmiş. Bakın burada atıftan dolayı da naib fail oldu. Temme esru siddeti cunudin. Ya da siddetu cunudin. İki türlü de okuyabilirsiniz. Siddetu da diyebilirsiniz. Siddeti de diyebilirsiniz. İkisi de doğru olur. İzafet tamlaması yaparsanız siddeti dersiniz. Ama esru kelimesini amel ettirirseniz, yani bunun bu fiilin hatta bu naibi fail olarak gelir. Bu gördüğünüz temme esru aslında meçhul oluyor bu. Bir kelimeyi bir zamiri
pardon, bir mastarı temme ile kullanırsanız modern Arapçada meçhul niyetine kullanıyorlar bunu. Yani temme artı mastar geldiği zaman niye böyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum. Meçhul. Edilgen. Oluyormuş. Böyle bir kullanım var. Şimdi tabi her bir meçhul fiilin, edilgen fiilin nesi gerekiyor? Naif fail. Burada siddetu şeklinde naif fail olarak kullanabilirsiniz. Veyahut da esr kelimesinden sonra gelen bir muzaf ileyh olarak da kullanabilirsiniz. Peki anlamı ne oluyor? 7 asker, 6 askerin 6 asker esir edildi. 6 asker esir edildi. İkisi, yani sitte tu de deseniz, sitte ti de deseniz 6 asker esir edildi olur. Yani bu şekilde böyle bir tercüme verebiliriz. Ve herabel beakun kalanlar da kaçtılar. Ve stüşhide şehit oldu. Minel canibin arabiyyi. Arap tarafından şehit oldu. Kim şehit oldu? Semaniyetu cunudin. Bu meçhul kalıplı bir kelime. Bu da ne oldu arkadaşlar? Vestuşi'de semaniyetu naibi fail oldu. Sözler ne diyebilirsin buna? Evet. Ve curiha yaralandı. Ahada aşara cündiyen. Hatta şunu ben ortaya yazayım da. İkisi de çünkü sözde özne oluyor. Aynı şekilde aşara kelimesi de sözde özne oluyor. Hatta neyse. Ben direkt şunu 11'e işaret edeyim de. Anlayın bunu. Ahad aşara cündiyen ne peki? Sayılan yani temyiz ve müfret mansup olarak gelmiş. Evet, burada ben olabildiğince bu temyizleri işaretleyeyim. Naif fail olan tabii ki bu. Karıştırmayalım onu. Ve curiha ahada aşara cündiyen. Arap tarafından ise 8 asker şehit oldu. Üstü işlemine cem yarabbi temaniyetu cunudin. Ve curiha ahada aşara cündiyen. 11 asker yaralandı. Ba'de en adetil adel cunudul arabu. Arap askerler döndükten sonra. Nereye döndükten sonra? İle mevaki'ihim. Mevzilerine döndüklerinden döndüklerden sonra döndüklerinden döndükten sonra
Tecemme'a havlehum. Etrafında topladı. Toplandı. Kim toplandı? Mi'etü cündüyyin. 100 asker toplandı. Bu sayı ne oluyor arkadaşlar? Burada sayı fail oluyor. Yüz ne toplandı? Cündiyin. Sayılan onun cündi kelimesi tabii ki. Peki irab olarak nasıl gelmiş? Tamam, bulalım. Pardon, müfret olacak. Evet, cündiyin min zümelaihim, arkadaşlarından, devrelerinden. Zümela, devre diyebilirsiniz. Ve aşratu dubbatin. Bu da onun matufu gelmiş. Dubbatin min kadetil ceyşi. Yani ordu komutanlarından 10 subay. Arkadaşlarından, yani devrelerinden, yani silah arkadaşlarından. Devre demeyelim de silah arkadaşlarından diyelim. Silah arkadaşlar. Yani zemil, zümele, zemil sınıf, öğrenci ise sınıf arkadaşı olur. Askerse silah arkadaşı olur. Yani aşratu dubbati min kadetil ceyşi. Yani silah arkadaşlarından 100 asker ve ordu komutanlarından 100 subay toplandı. Niçin toplandı? Ne yaparak, daha doğrusu ne yaparak toplandı? Yuhayyunahum bi selametil audeti. Selametle geri dönemelerinden dolayı kutlamak ve yeşkurunehum, teşekkür etmek için üzere. Neye? Ale me bezeluhu min cuhdin fi mareketihim duddan ade. Yani düşmanlara karşı savaşlarında göstermiş oldukları, sarf etmiş oldukları gayretten dolayı onlara teşekkür etmek ve dönüşlerini, sağ salim dönüşlerinden dolayı onları kutlamak üzere etraflarına silah arkadaşlarından 100 subay, 100 asker ile ordu komutanlarından 10 subay etraflarına toplandı diyebiliriz. Evet. İstebdil ma beynel kavseyni bir kelimatin münasibeti ve gayr ma yelzemu kema fil misal. Örnekte olduğu gibi, evet, parantez içerisindeki kelimeleri uygun kelimelerle değiştirin ve gerekli değişiklikleri yapın demişiz. İntadartu sadiqi 3 sa'atin ve 15 dakikaten. Hamse aşrate dakikaten. Telas saatin. 3 saat ve 15 dakikaten. 3 saat 15 dakika bekledim. İntazar ne? Bakın nahnu demiş. Ne demek ki bize çevirmemizi istiyor. Gerekli değişiklikler var. Gayr me yelzem. Gerekli değişiklikler demek. Gayr. Gerekli değişiklikleri yap demek.
gerekenleri değiştir. İntidarna sadika ne? Bakın iki tane değiştirdik. Thelâse sa'atin ve khamse aşrate dakikaten. Bu sefer ne istiyor? 4 saat diyor. İntidarna sadikana erba'a sa'atin ve khamse aşrate dakikaten. Burada ne istiyor? 12 dakika diyor. Bakın nasıl değişiyor. İntidarna sadikana erba'a sa'atin ve thnetey aşrate dakikaten. 11 dakika. 4 saat 12 dakika. Burada ne diyor? Entüm dediğine göre siz beklediniz de diyeceğiz arkadaşınızı. Entüm intadartum sadikakum erba'a sa'atin ve thnetey aşrate dakikaten. Burada ne demiş? 11 dakika beklediniz de diyor bize. Diyelim o zaman. İntadartum sadikakum erba'a sa'atin ve ihte aşrate dakikaten. Ve ihte aşrate affedersiniz. Sadika küma dediğine göre burayı da değiştirmemiz lazım. İki yani arkadaşınız, sizin ikinizin arkadaşınıza. İntadartuma sadika küma erba'a sa'atin ve ihte aşrate dakikaten. Burada sa'atani demiş. 2 saat 12 dakika diyeceğiz yani. İntadartuma sadikakuma sa'ateyni ve ihte aşrate dakikaten. Burada intadaru demiş. Beklediler. Onlar beklediler arkadaşlarına. İntadaru sadikahum sa'ateyni ve ihte aşrate dakikaten. Bakın hepsi 11-12'de uyum var. Gördüğünüz gibi. Ama onun üstünde gördüğünüz gibi 15'te tersi geliyor. 10'da hep uyum var. 1-2'de terslik var. 3-9 arasında zıtlık var. Hün ne demiş? İntadarne. Onlar beklediler, o bayanlar. Kim beklediler? Said Sadika hünne sa'ateyni ve ihte aşrete dakikaten dedik. Devam ediyoruz. Es-sabiha ekmil bi vad'i alamet sahih emame tekmilet sahiha mimma yati kema fil misal. Evet, doğru olanı seçeceğiz. İştirake fil mu'temari 15 veziran. Sadece okuyacağım. Baqiya ala Eidil Adha el mübareki 12 yevmen. 12 yevmen. Ketebtu fi ketebtu takrira fi 11 sayfeten. Bakın uyuyacak. Burada da uyumuş. 11-12'de uyum var. Müzekker, müzekker, müennes, müennes. Ruzika Muhammedun bi thalathati evladin. Muhammed'in 3 çocuğu oldu. Evet. Şimdi neden ruzika rızık verildi anlamayın bunu. Yani her şey bir rızık oluyor. Aslında rızık deyince aklımıza erzak aklımıza geliyor. İşte yiyecek içecek. Öyle değil yani. Akıl da bir rızıktır, ilim de bir rızıktır, çocuk da bir rızıktır. Yiyecek, içecek zaten rızıktır. Evet. Bi selaseti evladin. Peki bunlar niye olmuyor? Mesela bunlar niye olmuyor? Yevm kelimesi. Zaten bu anlaşılmıyor pek. Bir ailede ne var? İsnete aşrete yevmen. Onla uyacak, ikiyle tersi gelecek. Yevm kelimesi ne? 10 yevme uyacak, 2 tersi gelecek. Bir tek bu burada gerçekleşmiş. Pardon. Hepsi uyacak. Pardon. 11'den 12'de. 11-12'de hepsi uyması lazım. Yanlış söyledim. 11-12'de uyum olması lazım.
Bak burada da uyum olmuş. Bu mühennes olduğu için bu da mühennes geldi, bu da mühennes geldi. Bu niye olmadı? Bu müzekker gelmiş. Bu niye olmadı? Bu ikisi müzekker gelmiş. Bu niye olmadı? Bu müzekker gelmiş. Peki selasetü evladı niye mesela benatin olmadı? Çünkü selasi deseydi belki olurdu. Selasi deseydi olurdu. Selasi beledin, selasetü evladın bu çoğul gelmesi lazım. O yüzden olmamış. Bu müennes olması lazım. Bu müzekker olması lazım. Bu çoğul olması lazım. Evet. Gibi sebeplerden olmamış. Evet, devam ediyoruz. Umru tıfli el ekber, büyük oğlumun yaşı 14 seneten. Niye bu oldu peki? Sene kelimesi müennes. Aşra ile uyacak, 4 de tersi gelecek. Gelmiş mi? Gelmiş. Bu aşra ile uymuş ama 4 müzekker olması lazım da. Am kelimesi müzekker. O zaman bunda müzekker, aşağıda müzekker olması lazımdı. Bunda mühennes olması lazımdı. Yani şu eğer erbaate aşara amen olsaydı olurdu. Evet. Niye oluyor, niye olmuyor? Gerekçesiyle birlikte, mantığıyla birlikte öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Evet. Kata'atil ettairatul mesafete beynel cezairi vel kahirati. Uçak Kahire ile Cezayir arasındaki mesafeyi küçültelim ya. Büyüye de gerek yok. 4 saat 15 dakikada kat etti. Bakın dakika mühennes, bu da mühennes gelmiş. Hamse de tersi gelmiş. Erba mühennes olduğu için, saat mühennes olduğu için tekili yani. Erba müzekker gelmiş ve bu şekilde doğru olmuş. Mekete müdiru şirketi, müdiru şirketi fi London 7 eyyamin ve 6 leyanin. Devam ediyorum. Ya'mel bima hadina 18 üstaden. Üstad müzekker olduğu için bu da müzekkerle gelmiş. Bu da mühennes gelmek zorunda. Evet. Aşra ile uyacak. 11-19'da. 13-19'da aşra ile uyacak. Birler basamayla tersi gelecek. Yedrusu fil müstevel hamis 23 taliben. 5. seviyede. ...23 öğrenci eğitim görüyor diyor. Devam edelim. İstebdil hurufe bil erkami fil cümeli taliyeti. Mekese Umar ibn al-Khattab halifeten lil muslimine 10 senevatin ve 6 eşhurin ve 5 eyyamin. Evet. 10, 6, 5. Gördüğünüz gibi sayı oluyor. Senevat, eşhur ve eyyem kelimeleri de. Üçü de nasıl gelmiş arkadaşlar? Cemi ve izafetle mecbur gelmiş. Eyyem kelimesi, eşhur kelimesi. Evet.
Mekethe Osman ibn-i Affan ihte aşrete seneten ve ahade aşara şehran ithneyni aş ve aşrine yevmen. Gördüğünüz gibi sayılanlar hep müfret mansup gelmiş. Evet. Peki neden 11 uydu? 11, 12 uyuyordu. Ahada ihte aşrate seneten mennes mennes mennes. Ahada aşra şehran. Şehran müzekker olduğu için bu ikisi müzekker geldi. Yevm kelimesi bakın 1-2 hep uyum var demiştik. 11, 12, 21, 22. Böyle bir uyum var. Hatta yazalım bunu ben. Bir, iki. 11, 12. 21, 22. 31, 32. 91, 92 sayılarında birler basamağı yani bir ile iki sayılana uyar. Yani cinsiyet açısından uyar. Müzekkerlik mühendisi açısından uyar. Sayılana müzekkerlik açısından uyar. Ama üç on on üç on dokuz yirmi üç yirmi dokuz otuz üç 39 daha kaça kadar? 93 99 sayılarında birler basamağı yani 3 ile 9 sayılana sayılan neydi? Eşittir temize müzekkerlik mühendislik açısından uyar mı? Açısından uymaz. Sayılanın yani tersi gelir. Evet. Bu çok önemli bir şey.
Devam edelim. Tuvaffiye Rasulullah Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ve umruhu 63 amen. 63 amen. Sefertu ila London ve mekettu hunake 12 yevmen ve 12 leyleten. Li 5 ihvetin ve 4 akhavatin. Ve 4 akhavatin. Li 5 ihvetin ve 4 akhavatin. Benim 5 erkek 4 de kız kardeşim var. İşteraytu 13 kitaben ve 6 mecellatin. Evet, devam edelim. Ya'melu fil funduki 19 amilen ve 17 amileten. Dedik, devam ediyoruz. Ekmil ecip kema fil misal. Şimdi soru ve cevap olayı var. Öğretmen soru sormamızı istiyor. İki öğrenci soru soruyor. İki öğrenciden bir tanesi soru soruyor, diğeri cevap veriyor. Şimdi öğretmen ne diyor? İs'el zemileki an mev'idi vusuli tayrati. Arkadaşına uçağın geliş zamanını sor diyor. Birinci öğrenci ne diyor? Et-talibul evvel. Meta tasilu tayratu diyor. Öğrenci ne diyor? Diğer öğrenci. Setasilu tayratu ba'de 15 dakikaten. Uçak 15 dakika sonra gelecek diyor. İs'el zemileki an adedil kütübilleti işteraha hâzel am. Kem kitâben işteraite hâzel am. Bu sene kaç kitap satın aldım? İşteraitu aşrate kütübin hâzel am. Evet, devam edelim. El muallim ne diyor? İs'el zemileke an adedi suver leti yahfazuha minel Kur'an-ı Kerim. Arkadaşına Kur'an-ı Kerim'den ezberlediği surelerin sayısını sor diyor. Kem sureten tahfazu minel Kur'an-ı Kerim? Ahfazu 25 sureten minel Kur'an-ı Kerim. 25 sure ezberledim demişiz. Evet, başka şeyler de diyebilirsiniz yani. 35, 55, 100, 200 neyse. Yani 100 sure ezberledim diyebilirsiniz. Mesela miyet suretin ya da tis'a suverin, 9 sure ezberledim gibi. El muallimu is'el zemileki an umrihi. Arkadaşına yaşını sor. Kem umruke? Yaşın kaç? Bunun iki tür cevabı olabilir. Umri 23 amen. Evet, burada bir terslik var. 23 amen veyahut da 23 seneten diyebiliriz. Evet, umri gözden kaçmış bu. Tersi gelecek değil mi? Müzekkerse mühennes gelecek. El muallim is'el semileki anin adedil salavat illeti yusallihel müslimu fil yevmi. Kem salaten yusallil müslimu fil yevmi vel leyleti yusallil müslimu 5 salavatin fil yevmi vel leyleti. Evet, 5 vakit namaz. İs'el zemileki an adedi rak'ati salatil aşa'i. Kem rak'aten salatul aşa'i? Salatul aşa'i 4 rak'atin. Yani farzından bahsediyoruz burada. İs'el zemileki an adedi evladihi. Kem veleden leke? Ya da kem adedu evladike de diyebilirsiniz. Fark etmez. Li 3 evladin. El muallim is'el zemileki an adedi ummali masna'ihi.
Kem amilen fi masnaike? Fabrikanda kaç işçi var? Fi masna'i 35 amilen. El muallimu is'al zamilaki an adedi ed-duvelil arabiyyeti leti zâraha. Kem devleten arabiyyeten zurtaha? Zurtu 4 duvelin arabiyyetin demişiz. Neyse geçiyoruz. Burada bir diyalog var. Diyalogdan sonra konumuz bitiyor inşallah. Uzun bir ders oldu. Esselamu fi medinetil kahireti. Esselamu aleykum ve aleykumusselam. Ene ziyadun minel araki. Men ente? Sen kimsin? Literal olarak öyle ama o kadar da sert sormuyor yani. Sen kimsin demiyor yani. Ne diyor? Siz kimsiniz diyor aslında. Faysal, ene faysalun mine memleketil arabiyyeti suudiyyeti. Faysal, pardon, Ziyad ne diyor? Mete kadimte ile Mısır'a. Mısır'a ne zaman geldiniz? Mündü selâseti esâbî'a. Gayrimunsarif olduğu için esabiyan olmuş. Görmediyseniz ileride görürsünüz. Limâzâ ci'te ilâhuna. Buraya niye geldin? Liltihâki bi câmi'atil kâhireti. El câe ma'ake tullâbun âkharûne minâs-Suûdiyyeh. Na'am câe ma'i 17 tâliben ve bari şu temizlerin sayılanları şöyle bir işaretleyeyim. Ve ente limâzâ ci'te ilâ hunâ? Ene tâlibun bi câmiyâtil ezher. Fi eyyi külliyetin tedrus? Edrusu bi külliyeti şeriyah. İlahiyat fakültesinde, şeriat fakültesinde yani Ezher'in şeriat fakültesi dediği İslam hukuka ağırlıklı ilahiyat fakültesi oluyor. Bir de külliyet usulüddin var. Orada bizim Türkiye'deki ilahiyatlara daha çok benziyor. Yani şeriat fakültesi demek daha çok İslam hukuku fakültesi gibi bir şey oluyor. Meta vasaltı ilel kahirati vasaltı mundu siddeti eyyamin. Bakın bu temiz sayılan. Hel zurte Mısır'a min kablu ya Faysal? Mısır'ı daha önce ziyaret ettin mi? Ne'am zurtuha selâse merratin. Hel yedrusu ma'ke tullâbun âkharûne min al-Iraqi? Senden başka Irak'tan gelme öğrenciler var mı diyor. Ne'am yedrusu ma'i sittis'atu tullâbin min al-Iraqi. Kem taliben irakiyen yedursuna bi camiatil mısriyeti? Mısır üniversitelerinde kaç Iraklı öğrenci eğitim görüyor? Havaley erbaatin ve hamsine taliben. Mel külliyeti leti tergabul iltihaka biha? Hangi fakülteye katılmak istiyorsun, kaydolmak istiyorsun, girmek istiyorsun? İltihak girmek demek. Kaydet, kaydolmak demek. Külliyetet tıp inşaallah. Etemennâ leket tevfîk şükran ma'asselâmeh dedi. Sonra burada hulasa var. Hulasaya da bakarsınız arkadaşlar. Evet. Okuyarak yaparsınız. Aynı şeyler yani yukarıda bahsettik. Bir daha söylemeye gerek yok. Uzun bir ders oldu. Allah'a emanet olun. Ve ahiru da'avelhum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.